mağazadan 50 tane alıvereceksin gari. 50 tane Elif'i ne yapacağız babaanne? Ne yapacağız var mı kızım? Yakında Niyazi'yle evleneceksin ya. Bol bol yıkanacaksın gari. Onu onlarla yıkayıvereceksin, yıkayıvereceksin. Abo. Ah ne güzel. Çok güzelsiniz dedim anne. Siz de çok güzelsiniz. İzler de gülüyor, keyifler yerinde. Oh maşallah. Evet. Senin keyfin yerindeydi dün gece Cemal. Bizim olmasın mı? Ha. Ya Gül, aslına bakarsan ben de o konuyu konuşmak istiyorum seninle. Biraz gelir misin? Ay tamam. Babaanne ben geliyorum hemen. İyi kızım. Gül, ya bu dün gece olanları kimsenin bilmemesi gerekti. Bu çok önemli. Niye? Yaptığınız şey çünkü utanılacak bir şey değil mi? Yok, hiç alakası yok. Kusura bakma Cemal. Bunu dün gece o basitliği yaparken düşünecektim. Ya Gül bak, dün gece karşılaştığın manzara evet hoş bir manzara değildi ama biz inan ki bambaşka bir sebep için oradaydık. Bambaşka sebep, neymiş o? Ya işte o sebebi söyleyebilsem, söyleyemem ki Gül. O zaman ben de sana inanmam. Ama şöyle bir şey var ki, inanmak zorundasın. Söyle, ben de inanıp inanmayacağımı karar vereyim o zaman Cemal. Ah söyleyebilsem, ah ama söyleyemem Gül. Niye? Ayıp bir şey mi? Yok, ayıp da değil. Söyle o zaman, niye çekiniyorsun? Ya çekinmiyorum da... Söyleyemem. Çünkü buna uyduracak bir bahane bulamıyorsun. Yok, bahane... Niye bahane bulayım? Ya Gül, inanmak zorundasın bana, lütfen. Söyle o zaman, neden? Ama aynı şeyleri söylüyorsun Gül. Sen de. Ya bak, sence ben sana randevu verip sonra son dakikada ekip... ...böyle sap sap eğlenceye gidecek bir adam mıyım? Az çok tanıyorsun beni, lütfen Gül ya. Bilmiyorum Cemal, biz daha birbirimizi yeni yeni tanıyoruz, unuttun mu? Şunu yapma Gül, lütfen şunu yapma, lütfen. Söyle o zaman, neden? Söyleyemem. İpucu ver. İpucu... Ah keşke o ipucunu bari verebilsem de işte. Kamuran mı? Kamuran mı? Ya... Kamuran'la ne alakası var şimdi Gül? Kamurancığın da biliyor mu senin oralara gittiğini dün gece? Kamurancığım mı? Kamurancık ne ya? Ya Gül, yani Kamuran'dan buna ne? Biz aramızda konuşuyoruz bunu. Kamuran nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum. Sordum öyle Cemal. Bak, sende acık hatırım varsa lütfen bu konuyu kapatalım. Üstünü böyle örtelim. Daha da açmayalım. Kimse duymasın. Çünkü herkes için en hayırlısı bu olacak Gül. Lütfen. Hı? Niye sustun? Düşünüyorum. Neyi? Bende ne kadar hatırın olduğunu. Ha. Akşam yemeğe çıkalım mı? Hayır tabii ki de. Nasıl ya? Hiç hatırım yok yani ha? Öyle bir şey demedim. Ha, güzel. Hatırım var yani. Ya kelime oyunu yapma Cemal. Yok ya, kelime oyunundan falan değil de... Ya hem sen ne yapmışsın? Gitmişsin Sultan Ana'ya her şeyi anlatmışsın. Sultan Ana'nın ağzında bakla mı ıslanır ya? Sen tanımıyor musun onu? Şimdi Sultan Ana duyduysa herkes duyacak. Bütün köy duyacak ya. Bak orada o kadar adamdık, sadece ben değil. Herkes köye rezil olacak Gül. Lütfen. Sebep bu yani değil mi Cemal? Yok yani sebebi bundan, ya sebepten değil. O zaman söyle Cemal. Neden oraya gittin? Ama yani... Ya var ya, ben seni işte bu yüzden seviyorum Gül. Seviyorsun beni. Ha, seviyorum seni. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Çok seviyorum seni. Evet, zoruma gitti Cemal. Seven insan sevdiğini öyle bırakır mı? Bırakır mı? Ya başladık yine ya. Konuştukça geçmişe dönüyoruz ya. Dönelim Cemal. Dönelim bence. Çünkü inan geçmiş çok daha güzeldi. Öyle mi? Geçmiş çok mu daha güzeldi? O zaman şöyle yapalım Gül. Geçmişe dönelim. Hatta filmi biraz geri alalım. Sana evlenme teklif ettiğim gece vardı ya, oraya dönelim. Orası da geçmiş ya. Nasıl olur? Bence iyi fikir. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Peki. O zaman biz bunları bu akşam yemekte mi konuşsak? Hayır Cemal, yemek falan yok.
Ya Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ya hayır, ya bilmiyorum. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben sana bildiğin yerlerden sorayım. Hani sen bana bildiklerini söyle, ben sana bildiğin yerlerden sorayım. O zaman daha kolay olur. Benim bildiğim bir şey var. Ha. Neymiş o? Olmaz, söylemem. Niye? Sana söylemem. Gördün mü bak, aynı şey. Demek ki bazen bazı şeyleri insan söyleyemiyormuş. Benimki aynı şey değil Cemal. Benimki daha masum. Benimki ne ya? Benimki pis mi? Benimki de masum. Masum yani aynı işte. Benimki de masum da söyleyemiyorum bir tek. Yok ya. Niye gittin oraya? Hayat kurtarmaya mı Cemal? Ha, yok ya. Ağzımdan laf mı alacaksın? İpucu yok dedim sana. Yok. O zaman yemek de yok. Allah Allah. Allah Allah. Yemek de mi yok? Ya ipucuna mı bağlı gideceğimiz yemek? Evet. Ha. Biraz öyle. Ha. Ben sana böyle güzel bir teklif yapayım. Böyle güzel baş başa bir yemek teklifi. Sen o yemeği ipucu karşılığında kabul edeceksin yani. Çok iyiymiş ya. Vallahi çok tatlı oldu yani. Evet öyle Cemal. Kusura bakma. Tamam o zaman. Şöyle diyeyim ben sana. Karşılıklı duygular beslenen ilişkilerde fedakarlıklar karşılıksız oluyor. Nasıl? Karşılıklı beslenen duygular ha? He. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Yani hani senin o masumane olan ama bana söyleyemediğin düşüncen var ya, işte ben onu biliyorum. Neymiş o? Neymiş o? Şeymiş o, hani ben seni seviyorum dedim ya, işte sen de benim seni sevdiğim kadar beni seviyorsun. Biliyorum. Madem onu biliyorsun, o zaman nasıl beni erkek eğlencesine satabiliyorsun? Haydi, döndük yine başa ya. Yine başa döndük Gül ama. Hep başa mı döneceğiz böyle? Ya bir yerde bitirmek lazım. Başa dönmeyelim artık lütfen. Tamam. Tamam. Heh. Ben düşündüm ve karar verdim. Ben de hatırın olduğunu. Senin şu pisliğini bir şekilde babaanneme ikna edeceğim. Ama bir daha böyle bir şey görürsem yemin ederim ömrümün sonuna kadar konuşmam seninle Cemal. Ay tamam ya tamam. Tamam kabul. Kabul hatta böyle gönül rahatlığıyla kabul. Ben çok rahatım çünkü böyle bir şey olmayacak. Ya bir hani olacağı da yoktu da oluverdi. Ama daha da olmaz. Ben kendime çok... Zaten olmaz. Olmayacaktı. Olmaz. Yani... Neden? Of! Tamam, tamam. Sonuncusu şakaydı. Çok komikti. İyi, nereye gidiyorsun şimdi? Şimdi? Ha şimdi bizim Niyazi Sıddık'ı alıp bir Muğla'ya ineceğim. İşim var, küçük bir işim var. Neymiş o? Neymiş o? Şöyle anlatayım. Benim bir mavi kamyonetim var. Belki denk gelmişsindir, görmüşsündür. O böyle park halinde kendi kendine. Rüzgardan da olabilir. Tam çözemedim, bilemiyorum. Yani onu silecekleri böyle rüzgardan mı artık bilmiyorum. Böyle tak diye kalkmış. Böyle de yamulu vermişler. Hani sen bazen sinirlenince kaşların böyle havaya kalkıyor. Eciş bücüş yamuluyor ya. Aynen onun gibi olmuşlar. Allah Allah, kim yapmış acaba? Allah Allah, ya ben de onu düşünüyorum. Kim yaptı bunu diyorum, kim yaptı bunu diyorum. Bir türlü bulamıyorum. Ya Gül, hadi bana kızdın, hadi bana sinirlendin. Ya benim mavi kamyonetimden neysin? Ya onun ne suçu vardı? Ay tamam, özür dilerim. Ha, özür. Öyle bir kuru özürle bitmiyor işte işte. Akşam benimle yemeğe çıkacaksın. Tamam. Ben ısmarlıyorum o zaman. Olur. Gülsüm, gel bakayım azıcık buraya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Geldin babaanne.